Muhsin Ertuğrul öldü. İzmir Haber Ajansı. Geçtiğimiz günler içinde Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla Fahri Doktorluk ünvanı verilen ilk şehir tiyatrosunun kurucularından 70 yıllık sanatçı, yazar, oyuncu ve yönetmen Muhsin Ertuğrul kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini kapadı. 1892 yılında İstanbul'da doğan, 1909 yılında ilk kez sahneye çıkan ve o yıldan bugüne kadar 70 yıllık sahne yaşamında Türk tiyatrosuna yön veren, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da sanatsal çalışmalarıyla tanınan Muhsin Ertuğrul'un ölümü sanatsever çevrelerce üzüntüyle karşılandı. Hafta başında Ege Üniversitesi tarafından Fahri Doktorluk ünvanı verilen Muhsin Ertuğrul, törende yaptığı konuşmada "Unutulmamak güzel şeydir. Bunca yıllık sanatsal yaşamımın en güzel armağanını aldım. Artık ölsem de gam yemem" diyerek duygularını belirtmişti. Muhsin Ertuğrul yarın İstanbul'da toprağa verilecek. İzmir Cumhuriyet Ege Bürosu. Kalp yetmezliğinden ötürü önceki gün sabaha karşı İzmir'de yaşama gözlerini kapayan büyük tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul'un yarın İstanbul'da yapılacak bir törenle toprağa verileceği açıklanmıştır. Edinilen bilgiye göre Ertuğrul'un cenazesi yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a götürülecek ve Levent Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda hazırlanan mezarına gömülecektir. Türkiye'de tiyatro kavramını herkesin tiyatro sanatçısına köçek adını taktığı bir devirde ele alıp gerçekleştiren ve 70 yıllık çabasıyla yaşamını tiyatroya adayan büyük usta Muhsin Ertuğrul'un ölümü sessiz oldu. Bir mektup yazmış Türk tiyatrosunun kurucusu 10 yıl önce. "Bu mektubu alın, ölümümden sonra açarsınız" demiş. Açıldı o mektup önceki gün İzmir'de ve de okundu eşiyle yakınlarına. Diyor ki büyük usta, "Ben öldükten sonra cenazemi doğruca Levent Camii'ne götürünüz. Kimse çiçek yollamasın. Gazetelere ilan vermeyiniz. Tiyatro sahnelerine konulmasın tabudum. Kimse önümde tören düzenine girmesin. Ve cenazemi Zincirlikuyu'daki ilk eşim Neyire'nin yanında ayrılan yerime gömün. Hepsi bu kadar." Evet, sessiz, sakin, törensiz ve de çiçeksiz. Bir vasiyet niteliğindeki mektup harfi harfine uygulanacak. Öyle dedi Bayan Handan Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul toprağa verildi. Tiyatro dünyasının büyük ustası Muhsin Ertuğrul, dün Levent Camii'ndeki törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Ertuğrul'un tören ve çiçek istemediği cenazesine dostları, öğrencileri, sevenleri gelmiştir. İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, Muhsin Ertuğrul'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü dile getirmiş ve Harbiye Şehir Tiyatrosu'na Muhsin Ertuğrul adının verileceğini açıklamıştır. Kotil, bundan böyle Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu adını taşıyan binanın önüne sanatçının bir büstünün de dikileceğini söylemiştir. Sahne hayatına 2 Ağustos 1909'da Burhanettin Kumpanyası'nın oynadığı Sherlock Holmes'te Bob rolüyle başlayan Ertuğrul, 1911'de tiyatro öğretimi için Paris'e gitmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra Hamlet'i sahneye koymuş ve başrolü oynamıştı. 1913'te Ertuğrul sinemasını açmıştır. 1914 yılında Darülbedai-i Osmaniye'ye öğretmen olarak kabul edilmiş, burada çeşitli aralıklarla görev yapmıştır. 1919'da kurulan Beyoğlu Musiki Akademisi'nde deklamasyon, mimik ve estetik dersleri vermiştir. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretmen olarak ders veren Muhsin Ertuğrul, 1947'de kurulmakta olan Devlet Tiyatrosu'nun tatbikat sahnesinin başına getirilmiştir. 1949 yılında Devlet Tiyatrosu ve Operası Genel Müdürü olmuştur. 1951 yılında bu görevinden ayrılmış, daha sonra İstanbul'da küçük sahneyi kuran Ertuğrul, 1954 yılında tekrar Devlet Tiyatrosu ve Operası Genel Müdürü olmuş, Ankara'daki iki yeni tiyatroyu açmıştır. Bölge tiyatroları projeleri üzerinde de çalışmalar yapan Ertuğrul, Adana Şehir, Bursa Ahmet Vefik Paşa ve İzmir Devlet Tiyatrolarının açılmalarına yardımcı olmuştur.
1958'de Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine son verilmiştir. 1959'da İstanbul Şehir Tiyatrolarına dönmüş ve Hamlet oyununu sahneye koymuş. Engin Cezzar'a başrolü vermiştir. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları baş rejisörlüğüne getirilmiş ve 1960'da Kadıköy Tiyatrosu'nu hizmete açmıştır. 1961 yılında İstanbul Rumeli Hisarı'nı yazlık ve şenlik tiyatrosu haline getirmiş, daha sonra İstanbul'un Fatih, Üsküdar ve Zeytinburnu sahnelerinde 3 tiyatro kurmuştur. Ertuğrul'un buradaki görevine 1966'da son verilmiştir. 1970 yılında 60. sanat yılı dolayısıyla jübilesi yapılan ve geçen hafta İzmir'de Ege Üniversitesi'nde sanat yaşamının 70. yılı dolayısıyla Fahri Doktorluk ünvanı verilen Ertuğrul'un sinema alanında da pek çok yapıtı bulunmaktadır. Muhsin Ertuğrul, Tefeyyüz Mektebi'nde, Darül Edep'te, Soğukçeşme ve Toptaşı Rüştiyelerinde Mercan İdadisi'nde okudu. 1916'da Darül Bedai'nin ilk piyesi olan Çürük Temel'de başrolü oynadı. Almanya'ya giderek gündüzleri film stüdyolarında, geceleri tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye gelip bir süre kaldıktan sonra tekrar Almanya'ya gitti. Bir süre de Rusya'da kaldı. Rejisör olarak ilk filmi Almanya'da 1929 yılında çevirdi. Samson adlı bu filmi gene Almanya'da Kara Lale Bayramı ve Şeytana Tapanlar izledi. Türkiye'de 1922'de İstanbul'da Bir Facia-i Aşk filmini çevirdi ve tam 17 yıl tek rejisör olarak sinemanın başında kaldı. 1925-1927 arasında Rusya'da da Tavilla ve Spartaküs adlı iki filmin rejisörlüğünü yaptı. Fransızca, Almanca ve Rusça bilen Ertuğrul, Türk tiyatrosunun ünlü isimlerinden Neyire Neyir'le evlendi. Eşi 1943'te öldü. Pek çok tiyatro sanatçısı yetiştirdi. Pek çok tiyatronun kuruluşuna katkıda bulundu. Çeşitli ülkelerde Shakespeare cemiyetlerine üye seçildi. Fransa hükümeti tarafından Officier de Académie, Alman hükümeti tarafından da Goethe madalyasıyla ödüllendirildi. Muhsin Ertuğrul'un oyuncu olarak çevirdiği filmler Samson 1919, İstanbul'da İstirap ve Boğaziçi Esrarı 1922, Ateşten Gömlek, Kız Kulesi Faciası 1923, Ankara Postası 1928, Şehvet Kurbanı 1940, Kıskanç 1943. Ayrıca Boğaziçi Esrarı 1923'te Leblebici Horhor, Kız Kulesi Faciası, 1924'te Sözde Kızlar, 1925'te Tamilla, 1928'de Ankara Postası ve Bir Sigara Yüzünden, 1929'da Kaçakçılar, 1931'de İstanbul Sokaklarında, 1932'de Bir Millet Uyanıyor, Karım Beni Aldatırsa, Naşit Dolandırıcı, Söz Bir Allah Bir, Cici Berber 1933'te, Fena Yol 1933'te. Bu film Yunanlılarla ortak bir yapımdır. Senaryosunu Nazım Hikmet yazmıştır. Milyon Avcıları 1934, Bataklı Damın Kızı Aysel 1934, Aynoros Kadısı 1938, Bir Kavuk Devrildi ve Allah'ın Cenneti 1939, Akasya Palas, Kahveci Güzeli 1941, Nasrettin Hoca 1943, Yayla Kartalı 1945, Kızılırmak, Karakoyun 1946, Evli Mi Bekar Mı 1951, Halıcı Kız 1953'te yapılan ilk renkli Türk filmi. Sanat yaşamının 70. yılında yitirdiğimiz büyük tiyatro kişisi Muhsin Ertuğrul, Türk sinemasının da yaratıcılarından biri ve başlıcası olarak sinema tarihinde yaşıyor. Türk sinemasının kuruluş yıllarında yönetmenliğini yaptığı filmlerin hemen tümünün senaryolarında yazan, birçoğunun başrolünde oynayan Muhsin Ertuğrul, bir döneme damgasını basan adam olarak tanınıyor. Sanatçının 17 yıl Türk sinemasını egemenliği altında tutmasının yanı sıra Türk kadın oyuncularına ilk kez beyaz perdeye getirme, ilk Türk yapım evlerinin stüdyolarının kurulmasına önayak olma, ilk renkli Türk filmini çevirme gibi özellikleri de bulunuyor. Muhsin Ertuğrul 1922'de başlattığı
Türk sineması serüvenlerinden çok daha önce Avrupa'da ilk film deneyimlerine girişmişti. 1916'da tiyatro incelemeleri için gittiği Berlin'de gündüz film stüdyolarında, gece tiyatroda çalışmış, geçimini sağlayabilmek için Bioskope filmin Maria Carmi ile Hans Albers'in çevirdikleri filmlerde oynamıştı. 1919'da ikinci kez gittiği Berlin'de Stuart Webb yayın evinin yaptığı Das Fest der Schwarzentulpe, Kara Lale Bayramı ve Die Teufel Sanderbeter, Şeytana Tapanlar filmlerinde yönetmenlik yapmış, 1920'de Berlin'de kendi adına kurduğu Stambul Film Yapım Evi'ne ise Samson, ıstırabı çevirmiştir. Türk sineması tam 17 yıl, 1922-1939 tiyatrocular dönemi denilen sürede bir kişinin tek elinde kalmıştır. Sinemamız ilk adımlarını tiyatrocuların önderliğinde atmıştı. 17 yıl Türk sinemasını yöneten kişi, aynı zamanda ülkemizin o dönemde tek önemli tiyatro kurumu olan şehir tiyatrolarının, Darülbedai'nin de başında bulunuyor. Böylece yönetmeni, senaryocusu, oyuncusuyla tiyatro sinema üzerinde etkin bir egemenlik kurmuş oluyordu. Bu egemenliği aynı tiyatrodan yetişenler eliyle daha sonra da sürdürdü. Muhsin Ertuğrul'un tiyatro arkadaşları Behzat Butak, Vasfi Rıza Zobu, Refik Kemal Arduman, İsmail Garip Arcan, Kemal Küçük, Ercüment Behzat Lav, Talat Artemel, Hazım Körmükçü, Ferdi Tayfur, Sait Köknar, Naşit Özcan, Mahmut Moralı, Muammer Karaca aynı zamanda çevirdiği filmlerin de oyuncularıydı. Muhsin Ertuğrul'un Türk sinemasında bir başka büyük işlevi ise ilk kez Türk kadınlarının sinemada görev almalarını sağlamasıydı. Onun dönemine dek azınlık ve beyaz Ruslar kadın rollerini oynuyorlardı. İlk kadın sinema oyuncusu Bedia Muahit, yine bir kadın yazar olan Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek yapıtında Muhsin Ertuğrul'un katkısıyla oynadı. Neyire Neyir, Feriha Tevfik, Semiha Berksoy, Azize Emir, Halide Püşkin, Cahide Sonku, Şevkiye May, Necla Sertel, Perihan Yanal, Nevin Savay, tiyatroda olduğu gibi sinemada da Muhsin Ertuğrul'un yönetiminde çalışmışlardır. Engin Karadeniz, ödün vermeyen bir sahne adamı demiş Muhsin Ertuğrul için. Muhsin Ertuğrul, yerkürede çağdaş tiyatroyu Türkiye'de kurumsallaştıran kişiydi. Sofya'da saygın Bulgar tiyatro adamı Georgiev'in ilk sorusuydu. Ertuğrul Muhsin ne yapıyor? Karşılaştığımızda Moskova'da Babayev onu görmemişti ama çok iyi tanıyordu. Muhsin Hoca tiyatro evreninde oyuncu, yönetmen, eğitici, çevirmen ve sinema yönetmeni olarak çoktan yerini almıştı. Duraksamadan kendini yeniledi durdu. Ramp ışıklarına sürekli genç kadrolar yetiştirdi. Yurt çapında yaygın tiyatro eylemi çalışmalarıyla Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun kurucusu olarak hep saygıyla anılacak bir ustaydı Muhsin Hoca. Şimdi Şükran Güngör'ün onun hakkında yazdığı bir yazıyı okuyorum. 7-8 yaşlarındaydım. Çin'de sessiz sinemanın çırtkanı dondurmacı Köse Sülo elindeki koca çanı sallaya sallaya bağırıyordu. Bu akşam sinemamızda Ankara Postası, Ankara Postası, başrolde Ertuğrul Muhsin. Sülo çocuk kulaklarımıza ulaşan her kelimesiyle bizi sık sık başka alemlere sürükler. Akşamları babamın "oturun oturduğunuz yerde, şimdi sırası değil" azarını işitirdik. Ne olurdu o akşam bir izin çıksaydı evden? Ankara Postası neydi? Bu Ertuğrul Muhsin ne yapıyordu orada? Bir öğrenebilseydik ablamla. Akşam sofradan kalkarken babam, "hadi hazırlanın çocuklar" dedi. "Sizi sinemaya götüreceğim." Biz şaşkınlıklar içinde bakışırken eklemişti, "Ertuğrul Muhsin oynuyormuş bu filmde." Gün gelip tiyatro okumaya kalkıştığım zaman babam izin vermedi. Aradan 10 yıl geçti. Bir mucizeyle kader beni tiyatrocu yaptı. Babama şöyle yazmıştım: "Senden izinsiz oyuncu oldum. Bana kızma. Çünkü ben 8 yaşındayken bir akşam yemeğinden sonra adını andığın adam aldı beni tiyatroya. Ertuğrul Muhsin." Sonraki yıllar Çin'e gittiğimde babamın artık işimden utanmadığını görüyordum. Bazen sorulmadan da söyleyebiliyordu: "Oğlum İstanbul'da tiyatroda çalışıyor." Sonra belli bir güvenle, gururla ekliyordu: "Ertuğrul Muhsin'le beraber."
Ertuğrul Muhsin adı İstanbul'un çok uzaklarında bir yerde adını ayıptan arıtıp şerefle kaynaştırmış, utancı gurura yüceltmişti. Yattığı yer nur olsun. Arkasında bıraktığı büyük oyuncular bakın onun için neler söylediler. Uzun seneler birlikte çalıştıkları Vasf Rıza Sobu, Muhsin Ertuğrul Bey için söylenecek ve yazılacak olanları birkaç cümlede toplamak imkansızdır. Bir tarihi birkaç cümleye sıkıştırmak mümkün müdür? Türk tiyatro tarihinin canlı abidesiydi o. Bedia Muahit, çok üzgünüm. Muhsin Ertuğrul, tiyatro öncesinden dostumuzdu. Arkadaşımdı. Beni Atatürk sahneye çıkardı. Ama onun öncesinde ilk adımımda Muhsin Ertuğrul'un emeği ve görüşü vardır. Tiyatroda eğer bugün ufak bir mevcudiyetim varsa bunun hepsini büyük üstad Muhsin Ertuğrul'a borçluyum. Bunu açıkça belirtmek isterim. Muhsin Ertuğrul Bey için söylenecek ve yazılacak olanları birkaç cümlede toplamak imkansızdır diyor. Bir tarihi birkaç cümleye sıkıştırmak mümkün müdür? Türk tiyatro tarihinin canlı abidesiydi o. Ölüm haberi hepimizi yasa boğdu. Muhsin Ertuğrul'suz bir Türk tiyatrosu düşünmek bile mantığa pek uyumlu gelmiyor. Tanrı rahmet eylesin. Şaziye Moral hanımefendi de, üzüntümü kimselerle paylaşamam. Muhsin Ertuğrul Bey takdir ettiğim, sevip saydığım bir insandı. 18 yaşında tiyatroya girdiğim zaman onu tanımıyordum. Sonra tanıdım. Sadece bilgisiyle değil, aynı zamanda babalık, şefkat ve sevgisiyle de bizi yetiştirdi. Bugün tiyatrodan yana neyimiz varsa hepsini ona, onun bilgisine borçluyuz. Devlet tiyatrolarında rejisörlük yapmış olan, maalesef onu da kaybettik, Cüneyt Gökçer de Muhsin Ertuğrul için şunları yazmış. Muhsin Ertuğrul Bey'in ölümü, Türk tiyatrosu için büyük ve acı bir kayıptır. Yerinin doldurulması olanaksızdır. Türk tiyatrosu artık fakirdir. Bundan sonra tiyatromuz daha bir süre onun öğrencileri tarafından yaşayacak ve yoluna devam edecektir. Türk tiyatrosu ayakta durdukça Muhsin Bey aramızda olacaktır. Eşi Ayten Gökçer ise şöyle demiş. Muhsin Ertuğrul Bey'in ölümü tiyatro dünyamızın en kara haberidir. Muhsin Ertuğrul Türk tiyatrosu için bir güneş, bir yıldız, bir yol gösterici ve öğreticiydi. Yaşamını tiyatroya vakfetmişti. Tiyatro için doğmuştu. Onun için yaşadı ve onun için öldü. Onun ölümünden sonra Türk tiyatrosu öğrencileriyle gene onun eseridir. Öğrencisi olan Yıldız Kenter ise şöyle söylüyor. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Çok beklenmedik oldu ölümü. Üzüntülerimizi anlatmaya bu acı haber mani oluyor. Muhsin Ertuğrul Bey demek Türkiye'de tiyatronun varoluşu demektir. O olmasaydı öyle sanıyorum ki bugün Türk tiyatrosundan söz etmek herkes için imkansız olacaktı. Bu gerçektir. Kardeşi Müşfik Kenter ise şöyle yazmış. Ölüm haberi bir yıldırım gibi çarptı hepimizi. İnanmak zor onun ölümüne. Muhsin Ertuğrul Bey demek, tiyatromuzun alfabesi demektir. Bugün ne varsa ülkemizde, tiyatro adına hepsi onun eseridir. Özellikle bizi İstanbul'a getirmesi bakımından onunla ilgili değer yargılarımız çok daha farklıdır. Ölümü hepimiz için büyük kayıptır. 70 yıllık perdeci diye yazmış Mücap Ofluoğlu. Sevgili tiyatro severler, tiyatromuz 70 yıllık perdecisini yitirdi. 70 yıldır perdelerimizi açıp kapayan usta eller yok artık. Onun çıraklarıyız. Perde açıp kapamanın zorluklarını yakından görüp tiyatro sanatına gerekli saygıyı, sevgiyi, bağlılığı onun yanında, çevresinde bellemiştik. 1976 Mayıs'ından beri 3 yıldır perdesinden uzaktaydı. Ama her gece tüm dünya perdelerini tüm dünya perdecileriyle birlikte açıp kapatıyordu. Sizlerin alkışlarınızı duyarak, yüreği yüreklerinizde çarparak, perdecimizin yüreği durdu, elleri ellerimizde yaşayacak. Haldun Taner, bir büyük hoca, bir büyük dost diye başlık atmış yazısını yazarken.
Türk toplumu Batı tiyatrosunu onun sayesinde tanıdı. Türkiye'de sevdirmek, yerleştirmek için ömrü boyunca yılmaz bir azimle çalıştı. Onun tek başına yaptığı hizmeti saydığınız zaman, yabancılar bu kadar şeyin bir ömre nasıl sığdığına şaşıp kalıyorlar. Gitti, tiyatroyu batılı ustalara çıraklık edip onların yanında öğrendi. Tiyatrosunun kültürel kalkınmada birinci derecede rolünü orada anladı. Geldi, buradakilere orada gördüklerini öğretti. Kolları sıvayıp batı şaheserlerini kendi çevirdi. Kendi sahneye koydu, kendi oynadı. Büyük bir dostumu yitirdim. Başımız sağ olsun. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kütüphanesinde araştırmaya başladık. Ve aşağı yukarı 6 ay kadar filan sürdü. Muhsin Bey hakkındaki bilgileri toplamak. Bu zaman zarfında 2000 sayfa kadar bir belgeyi araştırdık. Mümkün olduğu kadar oradan özüne dokunmadan bilgiler not ettik. Ve hem tanıtma, hem belgesel ve Türkiye çapında Muhsin Ertuğrul'u tanıtma. Düşünebiliyor musunuz? Shakespeare'i tanıyoruz, Chekhov'u tanıyoruz, Meyerhold'u tanıyoruz, Stanislavski'yi tanıyoruz, Molière'i tanıyoruz. Fakat bizim kendi öz malımız Muhsin Ertuğrul hakkında ben dahil araştırma yapana kadar bir bilgimiz yoktu. Ve ben şunu şöyle niteledim. Muhsin Ertuğrul'u görmüşüm. Ama tanımamışım. Ben kendisini 59 senesinde olduğunu sanıyorum. 6 kişi yazarını arıyor oyununda. Çağide Sonkun'un da olduğu bir oyundu. Başrolü sordu Muhsin Bey. Biz gençler Muhsin Ertuğrul adını duyduğumuzda bir ürkerdik. Kendisinin bir disiplini genelde bir ağırlıklıydı. Ve arkadan bir ses geldi biz prova yaparken. Arkadaşlar, şunu şöyle yapsak nasıl olur diyerekten Muhsin Bey'miş, salona girmiş ve oyunu seyrediyor. Ve hakikaten, gerçekten de onun dediği şekilde yapılan oyun çok farklı bir şekilde akış sağlandı. Ve yıllar geçti aradan. Yıllar geçti. Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın Sıra Sevgiler'deki Kabare Tiyatrosu'na gitmiştim. Ve Muhsin Ertuğrul da orada kulise şey yapmaya girdi, kendilerini tebrik etmeye girdi. Dışarı çıkarken tam kapının ağzında karşılaştık. Ulan sen burada ne arıyorsun diyerekten de bir takıldı ve şaşırdım. Muhsin Bey'in beni gördüğü seneyle o zaman arasında bayağı bir fark vardı ve ben de değişmiştim. Giyim kuşam her şey farklı ve tanıdı. Ve bunu ben daha sonra Toran abiyle konuştum. Toran abi beni 15 yaşımdayken şehir tiyatrolarına götürüp ve bu sanatın içine girmeme vesile olan bir abim de evet dedi, çok zekidir, unutmaz. Ve ondan sonra şuna inandım, kendisi araştırma yaparken Rusça öğreniyor, geliyor Fransa'ya gidiyor, Fransa zaten biliyor, oradan geliyor Almanya'ya gidiyor. Ya diyor, insan düşünüyor, bu kadar kısa sürede bu kadar lisanı bu nasıl ezberledi veyahut nasıl öğrendi, nasıl yaptı? Demek ki hakikaten müthiş bir zeka vardı. Herhalde tabii öğrendiği lisanda meslek lisanı olarak düşünüyor. Hani gemicilerin gemici lisanı dediği gibi. Ve dolayısıyla Almanya'ya gitmiştir, Rusya'ya gitmiştir, efendim, Norveç'e gitmiştir. Chekhov'un evine gitmiş, karısıyla tanışmıştır. Shakespeare'in iki defa 100. yıl dönümünde kutlamalarına katılmıştır. Dünya tarihinde, tiyatro tarihinde olan bütün olayları yerinde, anında takip etmiş, öğrenmiş ve Türkiye'de uygulamaya kalkmış. Ben Muhsin Bey'den sonra bu gayreti gösteren, bu yokluğa katlanan, yokluk derken şunu kastediyorum çünkü 17-18 yaşlarında bir bavulla sokağa çıkıyor. Ailesi kendisini, bizim evde, ailemizde tiyatro yok, tiyatrocu yok, babanızın da yoktu. Ya bu mesleği seçin
yahut da ailenizi diyor ve kendisi de gayet kesin olarak ben mesleğimi seçiyorum diyor. Bavulunu alıyor ve o gece Sultanahmet Parkı'nda sabahlıyor ve ondan sonrası artık tiyatro hayatına adımını atmış oluyor. Ve ondan sonra yurt dışına çıktığı zamanlarda cebinde de 3-5 kuruş parası var. Ve bu parayla da inanılacak gibi değil, karnını doyuracak olan bu parayı gidiyor, bir tiyatronun önünden geçerken bir oyunu görüyor. O oyuna girmek için bilet parası olarak harcıyor. Aç yatıyor. Aç kalkıyor, bilet parası için harcıyor. Şimdi bilmiyorum ama geriye bakarak Muhsin Ertuğrul'u düşünecek olursak şu ana kadar bütün tiyatrolar, eğiticiler, eğitmenler, gençler kendisine çok haksızlık yapmışlar. Bence Muhsin Ertuğrul'un bütün bu çabaları, bütün bu girişimleri hangi noktadan nereye ne getirdi, yurt dışında ne gördü, ne uyguladı bunlar üniversitelerde teker teker okutulmalıdır. Nur içinde yatsın, Allah razı olsun, iyi ki bir Muhsin Ertuğrul'umuz varmış. Şehir tiyatroları 1914 yılında Cemil Topuzlu Paşa'nın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde meclisten çıkardığı bir kararla resmen kurulmuş oluyor. Bugün 100. yılına yaklaşan, geleneklerden süzülen, Türk tiyatrosunun hatta Türk sinemasına kaynaklık etmiş bir yüz akı, bir kuruluştur. Tabii ki bugüne kadar 100 yıl geçti. 100 yıl boyunca şehir tiyatroları gerçekten büyük bir ivme kazandı. Türk tiyatrosunun, Türk sanatının, Türk kültürünün, engin Türk kültürünün önemli ögelerini kendi oyunlaştırarak seyircisiyle buluşturdu. Hatta dünyadaki diğer kültür ailelerine de ulaştırdı bu çalışmasını. Şehir tiyatroları 100 yıllık döneminde gerçekten kendine düşen görevi tam olarak yapmıştır. Bir okuldur, geleneklerden süzülen bir okuldur. Kendi dekorunu, kendi kostümünü, kendi sahnede ne gerekiyorsa ışığından bütün teknik personel kendi yetiştirmiştir. Sanatçılarını yine kendi yetiştirmiş, günümüze kadar gelmiş çok önemli bir kuruluş. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu çalışmalar devam edecektir. Türk tiyatrosu deyince gerçekten Muhsin Ertuğrul aklımıza geliyor bizim. Kurum olarak ve Türkiye olarak, sanatseverler olarak. Bu bağlamda Muhsin Ertuğrul'un Türk tiyatrosuna, Türk sinemasına, bugüne gelmesine büyük katkılarını hiçbir zaman kurum olarak unutmadık, unutmayacağız da. Ruhu şad olsun diyorum. Yaptıklarını buralarda 2-3 cümleye anlatmak mümkün değil. 1914'te Letafet Apartmanı'nda Vezneciler'de şehir tiyatrosunun temellerini attı.
İşte 2014'te 100. yılını kutlayacağız şehir tiyatrolarının. Ki o zamanki adı Darül Bedai olan. Yani Darül Bedai, güzellikler evi anlamına geliyor. Hocayla çalıştık. Çok disiplinliydi. Batı tiyatrosunu, Rus tiyatrosunu, Shakespeare'leri ondan öğrendik. Alman tiyatrosunu ondan öğrendik. Osmanlı tiyatrosunu Vasfi Rıza Zobu'dan öğrendik. İkisini de rahmetle anıyorum buradan. Biz onlardan öğrendiklerimizi bugün genç nesile aktarma fırsatını maalesef bulamıyoruz. Biz usta-çırak ilişkisi içinde büyüdük. Ben kendisine 1977 yılında hocam evleniyorum diye düğün davetiyemi götürdüğüm zaman o kadar çok kızdı ki bana. Tiyatroya çok önem veriyordu. O zaman tiyatrodan mı boşanıyorsun dedi. Hayır hocam dedim, artık yaşım dedim kemale erdi, ben de dedim çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum falan. Ama ihmal etmeyeceksin tiyatroyu, ona göre bana söz ver dedi. Öyle bir sıktı ki elimi, çok kuvvetli bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Parmaklarımı böyle ayırmak zorunda kalacaktım. Abartıyorum biraz ama çok kuvvetli ve hakikaten hararetle el sıkardı. Omuzumdan bastı. Sakın dedi tiyatroyu ihmal etme dedi. Onun için tiyatro müthiş bir askeri disiplinden daha önemliydi. Onun zamanında biz parmaklarımızın ucuna basa basa yürürdük tiyatroda gürültü etmemek için. Duyardı hemen çıkardı. İçeride prova var, içeride prova var diye. Evet, sinema hakkında fazla bir şey konuşmayacağım çünkü ben Türk sinemasında fazla film yapamadım. Tiyatroya çok önem verdiğim için. Zaten izin de alamıyorduk o zamanlar. 18 tane film yaptım. Ama Türk sinemasını da o kurup da bugünlere kadar getirdiği için, temelini attığı için sinema sanatçılarında, sırf sinema yapan, sırf film çeviren sanatçılarında ona olan çok önemli şükran borçları vardır. Benim şu anda hocam hakkında konuşacağım şeyler bu kadar. 1979 yılında vefat etti. Nisan ayının 29'unda 2 Mayıs'ta Levent Camii'nden Zincirli Kuyu'daki ebedi istirahatgahına uğurladık. Nurda yatsın. Her sene gidip anıyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe daha da anacağız. Sevgi ve saygılarımla. Ben 72 senelerinde Yunus Emre'lerimi yaptıktan sonra bütün dünyaya tanıtırken Barclay şirketine de şarkıcı olarak girdim. Ve o sırada Paris'te yaşamaya mecburdum. Dolayısıyla bir şey duydum birden, Peter Brook Rekamiye Tiyatrosu'nda improvizasyonlar yapıyor. Ve 2 günde gecikmişim. Hemen telefonu açtım oraya gittiğimde Paris'e. Tabii burada da yaşıyordum. Çocuğum buradaydı, şey de oradaydı. Yarı işim de oradaydı. Dolayısıyla aman dediler, Türk müsünüz dediler. Evet dedim, yani ben Türk müsünüz Almanya'da deyince biraz böyle acayip oluyor da. Fransa'da o kadar neşeyle Türk müsünüzü sevindiler ki Jean-Louis Barrault sizinle konuşmak istiyor dedi sekreteri kız. Söyledim, geldi Jean-Louis Barrault, Türk müsün, Muhsin Hoca'yı tanıyor musun? Evet dedim, bizim hocam ve onun tiyatrosunda, şehir tiyatrosunda çalışıyorum onunla dedim. Rejisörüm de aynı zamanda dedim. O sıraya kadar Hamlet oynamışım, Ofelya Ekker oynamışım onun rejisörlüğünde. Hemen gel dedi. Ay dedim, ben 2 gün geç kaldım dedim, onun için şey etmek istemiyorum dedi. Yok yok, gel burası senin dedi. Gel, sana anlatacaklarım var dedi. Gittim, bana dedi ki, şimdi bizim tarafı anlatıyorum. Muhsin Hoca De Gaulle Türkiye'ye geldiğinde Fransa'dan aldığı Legion d'Honneur dedikleri komedi Fransız'ın en büyük ödülüdür. Yani kimse bilmez de burada Oscar'ları biliyorlar da tiyatronun alt ettiğini bilmiyorlar. En büyük ödüldür Legion d'Honneur. Onu geri vermiş De Gaulle'a. Ve demiş ki Jean-Louis Barrault ile Madeleine Renaud'un tiyatrosu yok.
Onun için ben bu Lejyon Dönörü istemiyorum, size geri veriyorum. De Gaulle yemiyor, içmiyor, gidiyor Paris'e. Nasıl diyor, Jean Libaro ile Madeleine Renault'un tiyatrosu mu yok? Yani bizim Yıldız Kenter, Müşfik Kenter nasıl eskiden gelme, devlet sanatçısı, iyi tiyatrocu. Yok dediler, halleri yıktık ya dediler. Halleri yıktığımızda hani oyuncular dediler sabaha kadar yıkmayalım diye durdular ya orada dediler. Ondan sonra da Jean Libaro ile Madeleine Renault'un tiyatrosu kalmadı. Hemen dedi Rekamiye Tiyatrosu. Hemen Rekamiye Tiyatrosu'nu veriyor. Jean Libaro'yu da anlatıyor. Böyle böyle bir Türk rejisörü Lejyon Dönörü'nü geri verdi. Muhsin Ertuğrul. Ondan haberim oldu. Affedersiniz, bu tiyatro sizin. Onun için Jean Libaro beni görünce bütün tiyatro senin dedi. Çünkü Muhsin Ertuğrul'un aldırttığı tiyatroydu onlara. Mesela öyle bir şey. Sinemacılar ona kızar, tiyatro gibi yapıyor diye. Halbuki Eisenstein'la beraber çalışmıştır. Rusya'da filmler çekmiştir. Ve o sırada bizim, tabii Türk sinemasının senaristi yok, tekniği yok. O devrede o burada çektiklerini seyrederdi her gece. Böyle monitörler de yoktu. Seyrederdi, seslendirmelerini de yapardı. Acaba eksiğim var mı diye sonra gene çekime girerdi. Bunun o sırada sinema, bizim burada zannettiğimiz gibi dizilerdeki montajlı amors, buradan çek, oradan çek, iki kamera çalış diye bir şey yoktu ki. Tiyatro gibi çekiyorlardı. Eisenstein de öyle çekiyordu, Muhsin Hoca da öyle çekiyordu. Çünkü öyle bir teknik yoktu kamerada. Oyuncu montajı yoktu diyelim, montajlı oyunculuk yoktu diyelim. Bilen bilir, herkes anlamaz bu söylediğim ama ben dersini de verdiğim için kamera önü daha iyi biliyorum nasıl bir oyuncu olması lazım. Onun için salon bitti değil mi? Salon bitince bitiriyorlardı, yatak odasına geçiyorlardı. Yani bu kadar montaj vardı, mekan montajı vardı. Bunu Eisenstein de öyle çekiyordu Rusya'da. O sırada film endüstrisi de öyle çalışıyordu. Eisenstein sonra buldu oyuncular arası montajlı oyunculuğu. Onun için bu söyledikleri şeyler Muhsin Hoca için gabilik, bilgisizlik ve edindikleri o kurmasaydı kim bilir kurulur muydu? Orta oyunu koruması, Metin Hunt'la olan konuşmalarındaki çelişkilerde Metin Hunt şeyi anlamadı. Mesela ben bugün ileri tiyatro dedikleri şey, Peter Brook oyuncuya boş alanları boş bırakma diyor. Orta oyun gibi oyunlar var, dekorsuz oyun. Sade ışığın dekor gibi kullanacağı o oyunlar türleri var. İşte o zaman Batı tiyatrosunu öyle getirdi Muhsin Hoca. Orta oyunu yok etmek için değil, gölgenin gölgesi vardı. Çekoslovakya'da var öyle bir tiyatro. Gölge oynuyor, sonra çıkıyor aslı oynuyor. Bu hep oyuncu teknikleriydi. Onun için insanlar anlamıyorlardı. Arkadaşları da o sırada büyük rejisörler. Yani Avrupa'nın değme rejisörleri bunun arkadaşı. Paris'te oturuyorlar, diyor ki Muhsin diyor, bu Avignon Festivali'ni diyor kuracağım da diyor, kimi yollasam diyor orada diyor. Ay diyor, Villar var. İşte hepsini de biliyordu, gidip oyunlarını oynuyordu. 100 tane mecmuayı da ödüyordu zavallı parasını. Sonra Türkiye'ye döndüğümde dedim ki, nasıl becerebildiniz hocam dedim. Böyle gazeteci görmedi, bilmem ne duymadı. Nasıl De Gaulle'e eriştiniz de, o ödülünüzü geri verdiniz de, ben de Rekamiye, oh şey gibi girdim, canın isterse tiyatro senindir dediler. Peter Brook'un doğaçlamasına girdim. Kimseye söyleme diyordu. Hep öyle diyordu. Orada Villar'ı söylüyor Avignon için. Villar da en büyük rejisör oldu. Avignon'un başına geçti, Tempe'nin başına geçti Paris'te. Bütün oyunlar ona göre çıkıyor. 19. asır tiyatrosunun modernini yapıyor. Boş alanları kullanıyor. Aynı bizim orta oyunundaki gibi öyle bir gençti o zaman. Ve onu da nereden öğreniyoruz? Çetin İpekkaya ile Genco'yu Paris'te Villar'a yolluyor. Onu da oradan öğreniyoruz.
Vilar'a yolluyor. Aa, Vilar bunları bir karşılıyor, bir karşılıyor. Hoş geldiniz, bu tiyatro sizin. Her yer Avignon sizin, nerede istiyorsanız oynayın. Genç öyle şey, Çetin İpek Kaya şaşırıyorlar. Diyorlar, ne bu ya? Meğerse Muhsin Hoca Vilar'ı oraya seçti diye onun öğrencileri gelince aynı ona ne yaptıysa Vilar'a, Vilar da genç öyle şeye, Çetin'e buyurun dedi, bütün tiyatrolar sizin. Bunlar da hep böyle gizlidir. Söylemez çünkü hiç kimseye. Tiyatronun bir eğitim olduğuna inanıyordu. Yani insan varlığını eğiten en ucuz varlık. Onun için 3 liraya çocuğunu şehir tiyatrolarına götürebiliyorsun. 8 liraya müzikal dinletebiliyorsun. Ben onun için üstünde durdum. 2, bölge tiyatrolarının çıkışını hiç sevmedim. Çok hayatı boyunca bölge tiyatrosu, bölge tiyatrosu. Bölge tiyatrosunu o köy enstitüleri gibi istiyordu. Yani oradan birileri çıksın. Kaval çalan flüt çalsın, trompet çalsın müzikte. Anlatabiliyor muyum? Oyuncusu kendi folklorundan çıkan bir oyuncu olsun. Hani zeybek oynayanın dansı olsun. Anlatabiliyor muyum? Ve ölmeden önce bize dedi ki, böyle çıkacağına keşke hiç çıkmasaydı dedi. Çünkü gene derleme toplama oluyor. Konservatuvar bitiren bir kız İstanbul'da kalkıyor, Van'a gidiyor. Ona da demiyorlar ki, Van'a gittin de biraz yaşlardan masal topla, müzik topla. Yani bir eğitim yok. Bizim tal açtığımız zaman bekler. Herkes destekledi. Çünkü bir araştırma vardı. Ama bazı anlamayan da kapattı işte. Ben şimdi dernek kurdum, iyi, her şeyiniz var. İstediğiniz zaman her şeyi verebiliyoruz. Muhsin Hoca'nın olsun, İsmail Ersev'in psikiyat şamanizm araştırmaları var. Süleyman Velioğlu'nun yaratıcı insan yaratma edimiyle doğan bir varlıktır var. Kullanır kullanmaz diyor. Ölümsüzdür diyor insan, hayvana nazaran. Dolayısıyla bütün bunları artık dernek haline aldım. Bir şeyler sormak istediğiniz zaman benim telefonum açık. Aylal'dan dediniz mi? Benim ev telefonum hepinize açık. Bütün bilgileri fazla da verebiliriz. Bir de fotoğraf gösterebiliriz. Herhalde 3-4 yaşındayım. Muhsin Bey bir gün babama demiş ki, canı getir de bir göreyim. Babam aldı beni yoldan seyahatler ederek, Muhsin Bey'in kim olduğunu tekrar tekrar anlatarak aldı beni dram tiyatrosuna götürdü. O zaman Muhsin Bey'in, baş rejisör titri kullanırdı. Şimdi genel sanat yönetmeni titri kullanıyor. Baş rejisördü. Dram tiyatrosunun sahneye seyirci yerine girmeden sol tarafta Muhsin Bey'in küçücük bir odası vardı. Odaya girdik, hiç unutmuyorum, hafifçe ellerini yumruk yaparak, bir elini yumruk yaparak şöyle mideme doğru uzattı. Gel bakalım centilmen dedi. Ondan sonra oturduk, benimle konuştu biraz. Benim giysisi dikkatimi çekti. Üzerinde çok şık bir süveter vardı, kolsuz. Bir papyon kravat vardı. O zamana kadar ben papyon kravat görmemiştim. Ayağında bir golf pantolonu vardı, çok şık kalın yün çoraplar vardı ve çok şık bir ayakkabı vardı ayağında. Tabii ben bu golf pantolonunu da ilk defa görüyordum.
Tam böyle babamla konuşurlarken masasının üzerinde böyle bir kutu vardı. Ve o kutudan bir kadın sesi geldi. Ben çok şaşırdım. Muhsin Bey de o sese, o bir şey söyledi hanım, o sese cevap verdi. Ben donup kaldım, kutunun içinden bir ses geliyor. Radyo deseniz değil. O zaman televizyon falan zaten yok. Neyse, biz ziyaretimizi tamamladık ve dışarı çıktık. Ben babama tabii pek çok soru sormaya başladım. Soruların başında o neydi o kutudan çıkan ses? İşte bana diyafonun olduğunu anlattı. Ondan sonra baba dedim, o ayağındaki pantolon neydi? Pantolon, ona golf pantolonu denir dedi. Muhsin Bey golf de mi oynar diye böyle saçma sapan sorular sordu. Babam şöyle özetledi, Muhsin Bey çok iyi giyinen bir insandır dedi. Gerçekten de çok iyi giyinen bir insandır. Muhsin Bey şehir tiyatrosu, daha doğrusu devlet konservatuvarı ilk kurulduğunda öğretmen olarak buraya tayin ediliyor. Fakat Muhsin Bey'i anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla da diyebilirim, bölümün başına geçmesi Muhsin Bey'in söz konusu. Fakat bu olmuyor ve yurt dışından Karl Ebert diye dünya çapında bir tiyatro adını getiriyorlar. Ve Muhsin Bey de burada ders veriyor. Fakat Muhsin Bey'in hoşuna gitmeyen bazı şeyler oluyor. Ve diyor ki ben diyor vagon olmam diyor. Ben diyor olursam lokomotif olurum diyor. İki tane lokomotifle tren gitmeyeceğine göre diyor. Kusura bakmayın ben ayrılıyorum diyor. Ayrılıyor tekrar şehir tiyatrosunun başına geliyor. İşte onda Karl Ebert ayrıldıktan sonra 1947 yılında tatbikat sahnesi kuruluyor. Çünkü devlet tiyatrosu daha yok. Belli değil ne olacağı, oradan konservatuvardan mezun olan bir takım genç insanlar doğru düz oynayacak bir salon bulamıyorlar. Yeterli gelirleri yok. Bir titreli yok. Sonunda şey kuruyorlar, tatbikat sahnesini. Fakat Muhsin Bey'in aklında bir şey var. Bunu çok uzun yıllar aklında tuttuğu ve geliştirdiği devlet tiyatrosunun kurulması. Sanatçı ya da sanata yakın olan bazı milletvekilleri, ki bunların başında benim de hocam olan çok değerli tiyatro adamı, bu milletvekillerinin başında da Refik Ahmet Serengil hocamız geliyor. Çok gayret gösteriyor şeyin yapılması için. Devlet tiyatrosunun kurulması için ve tabii pek çok kişi de buna karşı çıkıyorlar. Ne lüzum var efendim devlet tiyatrosu kurulacak, kim gidecek diye her zaman olduğu gibi. Ve 1949 yılında devlet tiyatrosu kanunu çıkıyor. Daha önce oraya gelmeden önce bir noktanın üzerine durmam gerekiyor. 1923-24'lerde Muhsin Bey'in bir şikayeti var. O da şu diyor ki, Türk kadının sahneye çıkması lazım. Türkçe konuşması lazım. Yani sahnede şivesiz Türkçe olması lazım. Tiyatroda olması gerekiyor bu. Daha önceleri erkeklerin çıkmaları yasaktı. İTKK erkekleri çıkartmışlar sonunda. Fakat kadınlar zinhar. Kesinlikle yasak. Ve Muhsin Bey isyan ediyor. Yani bazı yayın organlarında çıkmıştır epey yazısı. Çeşitli konferanslarında bundan söz etmiştir. Ve demiştir ki şimdi o zamanlar Ermeni vatandaşlarımız gerçekten sanatçı insanlardı ve çok önemli katkıları olmuştur Türk tiyatrosuna. Fakat şive konuşuyorlardı. Şimdi bir anda Türkçe şivesiz konuşan bir erkekle yanında şiveli konuşan bir kadın yani geliyorum, gidiyorum diye konuş, öbürü de öyle mi yapıyorsun deyince iş biraz tuhaflaşıyordu, karışıyordu. Yani belki hepsi Ermeni şivesiyle oynasalar olabilir ama tiyatro dediğiniz şey konuşmadır. Ve o insanın suratında bir tebessüm, bu nedenle insanın suratında bir tebessüm yaratmamalı. Ve Muhsin Bey diyor ki ben diyor bırakıyorum tiyatro, böyle şey olmaz diyor. Onun için diyor kadın Türk kadınlarının da sahneye çıkması gerekir diyor. Hatta bir yerde diyorlar ki bir toplantıda diyorlar ki Muhsin Bey'e nasıl olacak efendim diyorlar yani şey mi diyorlar çarşafla mı oynatacaksınız? Evet efendim hatta önlerine bir de diyor şey koyacağız kafes koyacağız diyor onların arkasına oynayacaklar diyor. Tabii millet burada gülmeye başlıyor.
Sonunda yavaş yavaş kadınlar çıkmaya başlıyor. Fakat yasak nedeniyle çoğu hapse giriyor. Ermeni ismi kullanıyor. Sonunda iş halloluyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki kadın sanatçı çıksın diyor. Ve kadın sanatçılar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ve gerçekten de Türk tiyatrosunun oyuncu açısından ilerlemesi tabii ki Türk kadınının, Türkçeyi aksansız konuşan kadının çıkmaya başlamasıyla gerçekleşiyor ve yol alıyor. Yaptığı o kadar çok şey, iş var ki hangi birini söyleyeyim? Bölge tiyatrolarının kurulması olsun, devlet tiyatrolarının sahnelerinin artırılması olsun. Muhsin Bey'in yazısı son derece güzel bir yazıdır. Muhsin Bey'in Türkçesi son derece güzel bir Türkçedir. Zaten Türk tiyatrosuna tiyatronun gerektiği olan dili yerleştirmiştir. Çocuk tiyatrosunu getirmiştir. Tiyatro seyircisi daha o zamanlar yeni yeni oluşuyor 1920'lerin başında. İşte o zamanlar bazı ufak tefek tiyatroları var, özel tiyatrolar var. Ve tiyatro dergisine yazar, tiyatroda çekirdek yenmez. Tiyatroda şu yapılmaz, tiyatroda yüksek sesle konuşulmaz. Bir okul gibi o mecmuayı kullanmıştır. Ben kendisinden çok şey öğrendim. Bir kere her şeyin önünde aklı tutardı. Gerçekleri daima göz önüne alırdı. Hayal aleminde fazla dolaşmazdı. Ama çok iyi hayal kurardı. O hayal kurdukça insanlar yap ne diyor, nasıl olur bu iş derlerdi ve o dediklerini yaptırırdı. Tiyatro mu açılacak, nerede açılacak, kafasına ne koymuşsa yaptırırdı. Biz 1954 yılında mezun olduğumuz zaman operaya iltihak ettik. Ertuğrul Müslüm o zaman devlet operası ve tiyatrolarının genel müdürüydü. Fakat hiç görünmez bir adamdı.
Her yerde var ama hiç göremezsiniz onu. Her yerde var. Hangi sanatçı ne yapıyor bilir ama hiç göremezsiniz onu. Görünmeyen bir adam. Ben geldiğim zaman bir iki operadan sonra bana Aida'da rol verdiler. Amanasro Habeş Kralı'nı oynuyordum. Nereden seyretmişse, lojadan mı, balkondan mı bile beni çağırdı. Kimdir bu dedi, bu adamı nereden aldılar operaya? Yani yaşlı bir adam. Halbuki ben 24 yaşındayım. Yani o makyajla, sakalla oynadığım rolde ihtiyarım tabii. Habeş Kralı'nı oynuyorum. Çağırdı beni. Sen misin dedi oynayan dedi. Benim hocam dedim. Sen çok başarılı bir sanatçı olacaksın dedi. Devam et dedi. Seni takip edeceğim dedi. Ve Ertuğrul Musin benim oynadığım bütün eserlerde hep bana takdir eder, tebrik ederdi. Bu arada Ertuğrul Musin'in bir genel sekreteri vardı. Yani diyebilirim ki ben böyle bir genel sekreter görmedim Mefkure Hanım diye. Bütün tiyatroyu, operayı cıcığına cıcığına kadar bilir ve o idare ederdi yani, düşünün. Yemek yerken birdenbire garson geldi. Sizi efendim Mefkure Hanım çağırıyor telefondan dedi Ertuğrul Musin'e. Ertuğrul Musin de kalktı gitti telefona. Konuşmuş Mefkure Hanım'la. Geldi masaya. Dedi ki çocuklar, ben sizi dedi kovacağıma, bakanlık beni kovdu dedi. Ne? Bakanlık görevden almış onu. O zamanki bakan da Celal Yardımcı. Onu almış görevden ve Cüneyt Gökçeli getirmiş. Kral Oidipus'un distribüsyonu asılıydı tiyatroda. Kral Oidipus'u da Ertuğrul Musin oynayacaktı. İsmi yazıyordu. Genel müdürlükten alınca Kral Oidipus gene duruyor orada distribüsyon tahtada. Ertuğrul Musin silinmiş, Cüneyt Gökçer yazılmış. Ertuğrul Musin şimdiki Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini atarken bir şişenin içine Lütfi Kırdar'la beraber bu opera binası hayırlı uğurlu olsun diye yazıp bir şişenin içine koyup temelini atmışlardır. Yani burası opera binası olarak yapıldı ve sonradan tiyatrocuların, operacıların geçinmemesi yüzünden adı Kültür Sarayı oldu. Kültür Sarayı'ndan sonra da bir yangın geçirdi. Efendim, o yangından sonra da Atatürk Kültür Merkezi oldu. Tabii en yakışan isim o, Atatürk Kültür Merkezi. Yani tarif edilmez bir sanatçı, oyuncu, rejisör ve tarif edilmez bir idareciydi.
istifa ettiği zaman bilin ki artık yapamayacağı bir devre geldi. Ondan sonra istifa ediyordu. Öyle onuruna istifa, bilmem nesi diye artık iş yapamaz duruma gelince istifa ediyordu. Dolayısıyla mezbadan gelen bir müdür var. William Kempf geliyor, Azra Gün şarkı söylüyor, operet söylüyor. Geliyor Muhsin Hoca'ya diyor ki o büyük davullar var ya, timpani bilmiyor, müzik bilmiyor. O büyük davulları diyor çalmıyor adam, o zannediyor ki kara yılan davulu diyor, düm 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 yapacak. Halbuki timpani çok heyecanlandığın zaman da daba 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 der, sonra susar. Muhsin Hoca'nın cevabı adama, ben ona izin verdim diyor. Çünkü müziği anlatamazdı timpaninin kara yılan davulu olmadığını. Neye para veriyoruz diyor çünkü idari müdür. Neyse tamam dedi, gitti yani, kaytarıyor zannetti. Ondan sonra gene bir gün geliyor adam, diyor ki ya diyor, sopa sallayan adama niye bu kadar para veriyoruz? Baş kemancı var, baş bilmem ne var. Ondan sonra istifa etti. Artık çünkü şefi de bilmeyen, şefe de en büyük parayı şef alır, orkestra şefe bağlıdır, bilmeyen bir insana nasıl anlatacak? Ve o sırada ne yapıyor? İstifa ediyor. Nereye gitti biliyor musunuz? Bochum Enstitüsü'nde öğrenci gibi oturdu böyle ve Klaus Bolze'nin derslerine girdi, müsaade isteyerek. Ve o adam bize Türkiye'ye 3 kere geldi. Mask, koro, mekan kullanmak ve denge, sahne üstünde dengenin dersini veriyordu bu adam. Ondan sonra Koblenzer'i getirdi. Ses çalışması, ses nasıl kısılmaz, satıcılardan aldığı bir teknikle hep bir teknikler getiriyordu. Bazen getirdiği insanlar bize öyle anlatırdı. Hiç kimse de olmayıp bazen ben de tek başıma derse giriyorum, adama ayıp olmasın diye. Rusya'daki bir kadın vardı, muazzam bir çocuk tiyatrosu olayı yapıyordu. Bir de yaşa göreydi. Yani bizim gibi böyle 12 yaşa koy ya da 5 yaş korkar. Karanlıktan korkar mesela, 5 yaşındaki çocuğu karanlıkla yapamaz. Senin tarafının açık olması lazım. Hayatı boyunca korkar sonra. Bu pedagojik, psikolojik Piaget'in pedagojisini kullanıyordu Muhsin Hoca çocuk tiyatroları için. Dolayısıyla o kadından çok yararlandık. Aralarda geliyordu çocuk oyunlarına. Sonra Ersevin Bey, psikiyat pedagog, çocuk pedagogu, ondan çok yararlanıyorduk. Bütün oyunları seçiyordu, geziyordu, notlar alıyordu. Yani Muhsin Hoca'yı ne diyeyim, hakikaten Yılmaz Hoca'nın dediği gibi İngilizlerin Shakespeare'i, bizim de Muhsin Hoca'mız. Okulun gidemediği yere hiç olmazsa tiyatro gitsin diyordu Muhsin Bey. Böylece eğitilecek insanlarımız başka türlü eğitilmiyor. Tıpkı köy enstitüleri gibi. Biz o devri yaşadık. Benim sanatçılığımın en genç zamanlarıydı. Fakat Ankara'da operada çalışırken biz, onlar Hasanoğlu köy enstitüsü falan vardı orada. Çok mükemmel hocalar tarafından eğitilmiş çocuklardı. Eşofmanlar üstlerinde, yanık yüzler, kızlar ve erkekler yan yana opera ve tiyatro seyretmeye getiriliyorlardı. Ve biz büyük bir zevkle ve hayranlıkla onları izliyorduk. Onlar bizi izlemeye geldikleri zaman. O çok büyük bir acı kayıptır. Memleketimiz için çok büyük ve çok acı bir kayıptır onun kaldırılması. O köy enstitülerinin maalesef. Fakat tiyatro olunca iş gene de yüreği o kadar büyük bir aşkla doluydu ki, hani öyle diyordu, beni kapıdan atsalar camdan pencereden bir yerlerden gene tiyatronun içine düşerim. O kadar çok seviyordu tiyatroyu ve tiyatroyla ilgili hayatı. Bütün hayatı zaten öyle geçti. Bir şey söylemeye gerek yok. Fakat işte o Cevat Fehmi Başkurt'un, Kemal Bey diyor ki, ben diyor Muhsin Bey'in bu atılma hikayesinde sonda çok merak ediyorum. Neden? Diyor ki Cevat Bey, yani ben sizi bir araya getiremem. Muhsin Bey gelmez. Duyarsa emniyetten bilmem neden, işte Kemal Bey o zamanlar. Duyarsa katiyen gelmez. Bana da gelmez. Ne yaparız diye düşünüyorlar. Ama Kemal Bey'e de güveniyor demek ki Cevat Bey. Diyor ki en iyisi biz onları yemeğe çağıralım. Yemek yerken
ne bileyim saat 1:30-2'de mi yemek yeniyor? O saatin ortasında siz geçerken uğradık gibi karı koca gelirsiniz Kemal Bey'e. Ondan sonra böylece Muhsin Bey'le yakınlaşmış olursunuz, tanışmış olursunuz ve müsait bulursanız sualinizi de sorarsınız. Ve hakikaten böyle oluyor. Bizim hiç haberimiz yoktu. İşte gayet güzel yemek yendi, konuşuldu. Gayet iltifatkar Kemal Bey'den Muhsin Bey'e sözler. Çünkü okul talebeyken falan duvarlardan atlayıp tiyatroya geliyorlarmış. Son derece ucuz biletler talebeler için, bilmem neler için. Ve büyük bir aşkla o oynanan eserleri seyrediyorlarmış. Muhsin Bey'den bu şekilde konuşması Muhsin Bey'i mutlu etti. Bu konuşmaların arkasından da Muhsin Bey'e soruyor. Muhsin Bey diyor, yani şu bakan ve bilmem kim bakanla, isim vermiyorum. Benim için de onlar yani zaman içinde mühim değil. Ne oldu? Muhsin Bey anlatıyor. Bir tarzıyla böyle oldu. Bir hanım kızı vardı tanıdığı yahut akrabası yahut bilmem nesi. Israrla operaya yani koroya girmesini istedi. Yani aylıklı memur olmasını istedi. Bir sanatçı gibi. Ben de dedim ki bizim imtihanlarımız var. Konservatuvardan olmasa da dışarıdan her sene birkaç defa imtihan açıyoruz, alıyoruz. Eğer bu çocuk hakikaten yetenekliyse burada şan hocalarımız var, müzik hocalarımız var. Onlara rica ederiz, İtalyan falan diğer hocalar. Onlara rica ederiz, gelir ders alır, çalışır ve imtihana girer. Girdiği zaman da kazanınca girer. Hayır, siz genel müdürsünüz. Sizin bir emriniz de bu iş olur. Ben sizden rica ediyorum, bunu hemen alın. Ve Muhsin Bey hayır diyor. Kusura bakmayın, ben hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım, yapmam da. İkinci olay buna yakın yine bir farklı olay. Ve o zaman Adnan Bey zamanı, Adnan Bey'e Kemal Bey bildiriyor. Muhsin Bey'i çok sevdiği, saydığı ve takdir ettiği için ve Muhsin Bey'in doğru bir insan olduğuna inandığı için Adnan Bey'e telefon açıyor İstanbul'dan. Ve inanır mısınız Muhsin Bey dedi, Adnan Bey'in bu kadar sinirlenip bağırdığını duymadım dedi. O kadar sinirlenmiş ve kızmış. Öğrenince o adamların neden Muhsin Bey'i hangi şeylerle iftira ederek atmak istediklerini ve atıldığını öğrenince derhal demiş ne yapacaksanız yapın. Bir an evvel Muhsin Bey'i ikna edin ve geriye işe alın. Haber ikinci defa bize öyle geldi. Geldiği zaman. Ve netekim gene geldiler. Gene gitti Muhsin Bey. Gene çalıştı. Gene yapılması gerekiyor olan şeyleri yaptı. Bu Türk tiyatrosu ve çocuklarımız işte köylere kadar da şimdi onun hayatında yapmadıklarını şimdi bölge tiyatroları gibi birçok yerde pıtırak gibi tiyatrolar çıktı. Mersin'de var, Adana'da var, Samsun'da var, Ordu'da var. Zonguldak'ta geçen gün bir çocuğu dinledim. Harikulade bir tenor ses, fevkalade. Bayıldım çocuğa. Ve bir kahvehanede çalışıyormuş. O Rusya hatırasıdır zannediyorum. Çünkü galiba ilk Rusya'da görmüş Muhsin Bey ve ilk Türkiye'ye getiriyor. Dünyanın başka yerinde yokken çocuk tiyatroları. Orada çocuğun tiyatroya karşı eğitimi, orada çocuğun tiyatroya karşı çevresel görünümü, orada alacağı dersler, eğlenirken alacağı dersler. Onu çok istiyordu ve hakikaten Türkiye'nin birçok yerinde bunu yapmaya çabaladı. Ben inançlı bir insanım. Yani Müslümanlıkta dediğin gibi takdir-i ilahi. Bunu kabul etmiş olan bir insanım. Muhsin Bey'in acısı çok farklı bir acıydı. Çok büyük bir kayıptı benim için. Çok büyük bir boşluktu benim için. Ve kendimi hemen onun geride bıraktığı öteberilerine attım. Çünkü zaten daha ölümünü duyar duymaz Şakir Eczacıbaşı olsun, Haldun Taner olsun. Onlar hemen aman Handan Hanım hocanın hiçbir şeysini verme, hocanın bilmem nesini verme Handan Hanım şöyle yapma. Üstüme çullandılar adeta. Ve ben bir müddet tabii o boşluğu ve o acıyı yaşadım, sabrettim. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra daha evvel Allah'tan duymuştum Şakir'le konuşmalarını. Çünkü daha evvel başka yerlere de konuşmuştum Muhsin Bey. Fakat maalesef aleyhinde hep bulunanlar olduğu için o kitap evi çok istediği halde sustu.
cesaret edemedi. Çünkü yıkıp döküyorlar, ediyorlardı yani her şey. Gerçek ortalıkta gene de oldu bir sürü şeyler. Onların da başına gelmiş bir sürü şeyler. Ama Muhsin Bey böyle bir şeyin kendisi için olmasını istemezdi. Ve onu öylece sessiz çıkartmadan kapattı o meseleyi. Fakat Şakir çok ısrar etti. Hocam baktın dedi, yeni bir şey kurduk. Ve dedi babamın, işte daha birçok dedi şeylerin sizin de dedi istiyoruz. Ne olur yazın diyordu hep, yazın. Yazabildiğiniz kadar yazın, ne kalırsa elimizde. Tabii eski Türkçe yazıyordu hızlı yazabilmek için Muhsin Bey. Ve çok erken kalkar, saat 4-4.30'da kalkardı evde. Sabah ya saat 11 filana doğru bir 10-15 dakika biraz kestirir oturduğu koltuğunda, o kadar. Ondan sonra yine akşama kadar, gece geç vakitlere kadar devamlı uyanık. Gelip gidenlerimiz çoktu Muhsin Bey'den. Yani tiyatro açmak isteyen, oyun oynamak isteyen, piyes yazan, yazmak isteyen pek çok kimse. Kapımız devamlı açıktı. Gelen gidenimiz çok oluyordu. Onun için bu arada ona verdim kendimi. Ve bir bey gönderdiler, eski Türkçe bilen. Bütün evin içindeki olan o şeyleri indirdim, beyin önüne koydum. Bu süreçte Muhsin Bey'in yazmış olduğu, işte benden sonra tufan olmasın veya öteki yazılmış, vaktiyle yazılmış hikayelerin, yazılması gerçeklerin yazıldığı kitap, ikinci kitabını bastılar biliyorsunuz. Yine Eczacıbaşı basmıştı. Onlar hep bu aralarda çıktı. Benim o sıkıntılarımın, o acılarımın arasında. Ve kendimi bu sefer dışarıya verdim. Nasıl? Ben dışarıda ne gibi faydalı olabilirim etrafımdaki insanlara? Bıraktığı Dragos'taki evi hemen dediler ki bir sanat evi bir şey yaptıralım Handan Hanım Muhsin Bey için. Hayır dedim. Ben istiyorum ki ona bir hayır gitsin. Bir güzellik gitsin. O çünkü eğitmeyi seviyordu, okutmayı seviyordu. Onun için dedim orası bir o hayatında okuma imkanı bulamamış. Fakirlik, imkansızlık şu veya bu sebeplerden. Ve bir iş güç sahibi olamamış. Yarının sokaklarda olacak. O çocukların bir kısmını kurtarabilirsem ne mutlu bana. Bir eğitim okulu. Meslek okulu, meslek okulu dediler çok büyük masraf ister. Bu sizin evlen şundan bundan olacak şey değil. Ama dediler bir çıraklık okulu olarak olabilir. Ve hemen ona başladık. Yardım sevenler Allah bin kere razı olsun. Oradaki bütün arkadaşlarım hala onlarla beraberim. Çalışıyoruz filan filan bir sürü şeyler de yapılıyor. Onlarla beraber Muhsin Ertuğrul eğitim okulu olarak oldu çıraklık. Ve şimdi yaşlı bir insan da 50 yaşında bir insan bile oraya gidip oradaki istediği branştan bir buçuk sene durumuna göre eğitim aldığı zaman kendisi bir iş yeri açabiliyor. Böylece hem kendi ayaklarının üstünde duracak, evvela ailesine, yarın evlenmeye baktığı zaman da karısına ve çocuklarına bakacak bir güvencesi olacak. Bu beni çok mutlu etti. Aklı selim mühim. Aklı selim ver diyorum. Hem kendime hem yakın uzak etrafıma faydalı olayım. Benim bütün istediğim bu. Ve elimden geldiği kadar da çok şükür onlarla kendimi teselli ediyorum ama artık kendim de yaşandığım için oraya hazırım. Ulu Uras Tiyatrosu'nda oynamaya başladım. Aynı tiyatroda Metin Akpınar da vardı. Bildiğiniz gibi Ulu Uras Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılıp İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da önemli yönetmenliği büyük oyunculuğuyla çok büyük sükse yapmış bir sanatçıydı. Onun yanında Muhsin Hoca bizi seyretmiş. Haberimiz yok. Muhtemelen bir kenarda gelmiş oturmuş seyretmiş. Ve bu çocuklarda iş var demiş Metin'le ikimiz için. Aynı tiyatroda biliyorsunuz Haldun Taner'in büyük sanatçımız, Türk tiyatrosunun en büyük yazarlarından Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım oyununu oynamıştık. Orada da gelmiş seyretmiş. Hatta bir turnedeymiş galiba, ikinci seyredişi. Öyle kalmış o kenarda, kaydedilmiş duruyor. Tabii bütün tiyatrocular gibi, o tarihlerde sinema yok bizim için, Muhsin Ertuğrul bir efsane adam. Anlata anlata bitiremiyorlar. Hatta bir parça abartıyorlar gibime geliyordu benim. Yani Darül Bedai'de şehir tiyatrosunda yaptıkları, devlet tiyatrosunda yaptıkları, yurt dışındaki film çalışmaları falan. Böyle dinliyorduk yani garip. Bir masal gibi dinliyorduk.
Ama hiç karşılaşmamıştık. Bir gün bir yerde karşılaştık. Kalabalık içindeydi, başkaları da vardı. Ufak tefek bir adam. Yani o kafamızdaki yarattığımız tipe, fiziğe uygun biri değil. Büyük bir samimiyetle geldi, merhaba dedi bana. Nasılsın evladım dedim de şey bir sesi de vardı, ince bir sesi. Metin'e döndü, ismimizle de hitap etmesi çok etkiledi elbette bizi. Sonra Ulvi Uraz maceramız bitti. Biz kendi adımıza tiyatro yapmaya karar verdik. Bir takım denemeler yaptık, başarılı oldu, olmadı. Sonuçta gene Haldun Taner'le yollarımız kesişti. 1967 senesinin yaz aylarında yeni bir tiyatro denemesine girdik. Kabare tiyatrosu. Bildiğimiz yoktu kabare tiyatrosu ile ilgili bir şey. Haldun Bey anlattı bize. İkide bir ben sözünü kesip, fırsat yakalayıp Muhsin Ertuğrul'u anlattırmaya çalıştım. Zaten siz sormasanız bile o kadar çok seviyordu ki Muhsin Ertuğrul hocayı. Ondan örnekler yapıyordu, veriyordu, alıntılar yapıyordu ve anlatıyordu. İşin ciddiyeti bakımından, tiyatrodaki ciddi olma gereksinimini anlatmak, öne çıkarmak bakımından mütemadiyen Muhsin hocayı örnekliyordu. Sıkı bir çalışma temposundan sonra Eylül ayında sahneye çıkardık nihayet. Vatan Kurtaran Şaban diye bir oyun. İlk kabare oyunu Türkiye'deki. Ve bir anda büyük sükse yaptık. Bir program dergimiz vardı. Bu program dergimizin başına gene öyle uzun boylu bir muhabbetimiz olmadan öncesinden bahsediyorum. Muhsin Hoca'yla. Muhsin Hoca bir sayfa yazı yazdı. Yani bana 1967'de Türk tiyatrosuna ne damgasını vurdu deseniz, deve kuşu kabare derim diye bir yazı. Şimdi tabii Haldun Taner için söylenmiş bir övgü sözü de olsa, değil mi ki biz, Metin, ben, Ahmet Gülhan, o tiyatronun elemanlarıyız. Muhsin Hoca'nın, Muhsin Ertuğrul'un böyle bir söz söylemesi müthiş heyecanlandırdı beni. Nihayet bir gün oyunumuza geldi hoca. Kabareyi bir de böyle çıplak gözle göreyim bakalım diye. Oyundan sonra oturduk, uzun uzun konuştuk. Yani tahmin edemezsiniz böyle bir masal insanın, böyle bir anıt adamın sizinle ilgili söyledikleri inanılmaz yahu, çok çok heyecanlandırmıştı bizi, hatırlıyorum. Ne zaman isterseniz yardım ederim dedi. Takıldığınız bir şey olduğu zaman, sormak istediğiniz zaman ben hep buradayım dedi. Düşünün ki o tarihlerde 80'in üstündeydi Muhsin Hoca'nın yaşı. Bir gün Haldun Hoca ile konuşuyoruz, Haldun Taner ile. İşte İstanbul'dan bahsediyoruz, İstanbul'un güzelliklerinden bahsediyoruz. Ben dedim ki hocam ben Salacak'ı çok seviyorum. Yani bir gün param olur da bir yerden bir, yani iki odalı bir ev bile alacak olsam Salacak'ta almak isterim. O önde Kız Kulesi, işte Haliç'in girişi, tarihi yarımada, Dolmabahçe Sarayı, o açıdan görmek inanılmaz, müthiş bir şey dedim. Haldun Bey de tabii beni doğruladı, haklısın falan dedi. O gün bir şey söylemedi ama Muhsin Hoca, bilmiyordum, orada otururmuş, Salacık'ta otururmuş. Bana bir gün geldi dedi ki, Muhsin Hoca evine davet etti bizi dedi. Güzel yani, olabilir, bizi seviyor ya falan. Ayrıca bir sürprizim var ama dedi yani. Hoca Salacak'ta oturuyor dedi. Ve biz hocanın evine gittik. Bizi evinde ağırladı Handan hanımefendi. O ne güzel insandır. Ne büyük şanstır Muhsin Hoca için. Ama Muhsin Hoca da Handan Hanım için de büyük şanstır tabii. O güzel, benim hep hayran olduğum manzaraya, işte Kız Kulesi'ne, tarihi yarımadaya, Topkapı Sarayı'na falan bakarak inanılmaz güzel sohbet ettik. Çok şey öğrendik. Tahmin edemezsiniz. Tiyatro böyle bir şey, sanat böyle bir şey. Yani yıllarca okursunuz, tiyatroda özellikle, seyircinin karşısına çıktığınız zaman bir oyunda o güne kadar okuduklarınızdan çok fazlasını öğrenirsiniz. Seyirciyle kucak kucağa, göz göze geldiğiniz zaman. Seyircinin nefesini yüzünde duyduğunuz zaman. O gün de öylesine bir büyük adamın, bir büyük tiyatrocunun, bir büyük inanılmaz sanatçının karşısında
2 saat içinde, 3 saat içinde bilemiyorum geçmiş zaman dinlediklerimizle bir üniversite okuduk, bitirdik adeta. Televizyonda Muhsin Ertuğrul Hoca'nın yönetmenliğini yaptığı bir millet çok yapıldı bu ama ilk bir millet uyanıyor filminin de gösterisi vardı televizyonda. Biz provaya gitmeden evvel bütün arkadaşlar oturduk onu seyrettik. Muhteşem bir film. Zamanın ölçülerinde çok özel, çok önemli bir film. Ve öyle bir film ki dostlar, canlı hiç kimse kalmamış. Üstünden şu kadar sene geçmiş. Zaten belli bir yaşta olan aktörlerin hepsi sonsuz doğuya uçup gitmişler. Böyle bir biraz burkularak, biraz keyif alarak, çokça övgülerle seyrettik filmi. İşte ondan sonra bu prova başladı. Şimdi dedim ya, loş bir ışık sahnedeki. Salonda hiçbir yer yanmıyor. Ben arka kapıyı açtım ki o arka kapıdan güneş ışığı, gün ışığı giriyor içeri. O ışık da bana yetiyor eskizlerimi yapmak için. Bir taraftan provaya bakıyorum, bir taraftan eskizlerimi yapıyorum. Bir ara eskizin üzerinde çok etkilendiğim bir şey, hala aynı duyguyu yaşıyorum şimdi. Bir karaltı oldu. Şöyle bir karaltı yani. Arkada loja kapısında biri var gibi. Bir garip ürpertiyle döndüm. Muhsin Hoca. Filmin bütün oyuncularının öldüğü, artık aramızda kimsenin kalmadığı bir filmin yönetmeni arkamdaki kapıdan girdi. Bir garip oldum, hakikaten bir garip oldum. Yani inanılır gibi bir şey değildi. Bir an bana baktı, bir an sahneye baktı. Dedi, çünkü ben doğrulup hoş geldiniz hocam falan demek ihtiyacını hissetmiştim, anladı onu. Geldi, ne oluyor dedi. Ben Ayşe'nin birinci sahnesini prova ediyorlar hocam dedi. Yanımdan durdu, baktı. O arada da sahne bitti. Ben seslendim, dedim ki, arkadaşlar Muhsin Hoca burada dedi. Metin'in, Güner Sümer'in ve diğerlerinin koşarak oraya doğru gelmesini görecektiniz. Yahu kesmedim değil mi dedi. Ya inanılmaz da bir kibar adam. Oturduk o meydan sahnesinin tozlu oturaklarında, koltuklarında. Saatlerce konuştuk. Sonra ben şeye gideceğim dedi. UNESCO'ya gideceğim ya da UNICEF'e gideceğim dedi. Şeyde Çankaya taraflarında bir yer. Bana bir taksi bulabilir misiniz dedi. Benim de o zaman Volkswagen bir kaplumbağa arabam var. Ben götüreyim mi hocam sizi dedi. Nasıl götüreceğim dedi. Ya arabam var götüreceğim dedim. Hadi götür dedi. Aman nasıl bir mutluluk tabii. Çıktık bindik arabamıza. Ne güzel araba bu dedi. Nasıl aldın bu arabayı dedi. Biraz evvel de söyledim hatırlarsınız. O zaman sinema falan yok. Tek işim tiyatro. Tiyatrodan kazandıklarımla aldım dedim. Böyle yaptı. Oh be iyi iş yapmışız bak. Tiyatrocu biri araba alabiliyor kazandığı parayla. UNICEF'in ya da UNESCO'nun çok hatırlamıyorum. Kapısına kadar götürdüm. İndim. Rahmet etme evladım rica ederim hocam dedim. Böyle de bir anımız var. Ben şanslı bir adamım. Tiyatroda da, sinemada da, sanatın her yönünde şanslıyım. Niçin şanslısın? Ayrıca kabiliyetlisin falan gibi laflar ederler. Usulen övmek için beni söylenen laflardır. Ama ben ısrarla altını çizerek tekrar söylüyorum. Şanslıyım. Haldun Taneri, Ulvi Uraz'ı, Yıldırım Önal'ı, sonra sinemada Ertem Eğilmez'i, Atıf Yılmaz'ı, Osman Fahir Sedel'i tanımakla şanslıyım. Büyük oyuncularla çalışmakla şanslıyım. Ve hepsinden önemlisi Muhsin Ertuğrul Hoca'yı tanımakla şanslıyım. Muhsin Ertuğrul Hoca öyle kolay kolay tanınmıyor. Onunla ilgili yazıları okuduğunuz zaman hiç tanımadığınızı anlıyorsunuz. Çünkü minicik bir adam. Ufak tefek. Bunları yapmışsa burada bir masalsı taraf var. Bir sihir var. Bir inanılmazlık var. Olabildiğince okuyun. Hele genç tiyatrocular ve genç sinemacılar. Çünkü bildiğiniz gibi Muhsin Ertuğrul Hoca yalnız tiyatrocu değil. Belki tiyatroculuğundan çok sinemacı, oyuncu, yönetmen. Üstelik
yurt dışında, Almanya'da, Rusya'da öylesine filmler çekmiş ve yapımcılığını üstlenmiş ki inanamazsınız. Okuyun ve tanımaya çalışın. Söylediklerimiz bu laflar, bu sözler ve birçoklarının benden çok daha uzun süre tanıma şansına erenlerin söyleyecekleri sözler sizi bu yolda iterse çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Muhsin Ertuğrul yok artık aramızda. 87 yıllık bir ömür. Bunun 70 yılı başarıyla aralıksız sürmüş bir sanat yaşamı. Gözümüzü açtık tiyatro, sinema diye karşımızda onu gördük. Hem beyaz perdede hem tiyatroda yönetmen ve oyuncu olarak. Anılar da kuşlar gibidir. Konacak dal arar demiş bir şairimiz. 1892'de başlayan ve 1979'da sona eren 87 yıllık bir ömrün 70 yılını çok başarılı ve öncü bir sanat adamı olarak sürdüren Muhsin Ertuğrul, tiyatro tarihimizin bir anıtı olarak sadece anılarımızda değil, aramızda yaşayacak sonsuza kadar.